Değerli izleyenler hoş geldiniz. Asuman Uğur ben. Yeni bir sağlık raporu programıyla daha huzurlarınızdayız. Sağlığın gündemini sağlık raporunda sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Hem koronavirüs gündemini aktarıyoruz hem de koronavirüs dışında biliyorsunuz sağlığın ilgilendiği birçok alan var. Birçok başka sağlık problemleri var, rahatsızlıklar var. Ee, hem yurt dışındaki yayınlardan bilgiler aktarmaya çalışıyoruz. Hem de yurt dışında olan bitenleri aktarmaya çalışıyoruz. Ama bugün yayınımızda sağlık hukukunu konuşacağız. Tabi koronavirüs ilgilendiren yönleri de var. Ee, ve biraz hasta haklarına değineceğiz bugün. Şimdi hasta hakları boyutuyla bir koronavirüsü işleyelim diyoruz. Koronavirüs dışında da tabii ki de hastaların hakları vardır. Hastalar haklarını kazanmak için mücadele ettikleri dönemler oluyor. Sağlık hukukçularına, mahkemelere başvuruyorlar. Burada işte mal davaları oluyor. Ara bulucu konular oluyor. Biraz bunlara da değineceğiz. Yani bir hasta, hasta yakını haklarını nasıl aramalı? Hangi durumda haklıdır? Hangi durumda haksızdır? Biraz bunları konuşacağız. Salgın döneminde yaşanan hukuki sorunlar neydi? Şu an çok bunların farkında değiliz ama ilerleyen ayrı halde koronavirüs geçiren, koronavirüs tedavisi olan, bundan dolaylı ya da dolaysız etkilenen iş kaybı, işten atılma, tazminat vesaire bir çok durum oluşabilir. Bu kişilerin nasıl hakları olabilir? İlerleyen aylarda belki bunları da daha sıkça konuşacağız ama biz biraz da erken konuşalım diyoruz. Bu konuyu da gündeme taşıyacağız bugünkü yayınımızda. Koronavirüs tedavisi gören vatandaşın hakları nelerdir? Tabii bir de tedavi göremeyenler oluyor. Tabii ki de koronavirüs tedavisine erişim var. Devletimiz sağ olsun bütün koronavirüs hastalarının tedavi hakları oldu. İşte aksamadı çok şükür ki ama bir de Koronavirüs olmasa dahi işte kronik hastalığı olanlar var, kanser tedavisi görenler var, ee, virüs yükünden dolayı hastanelere sağlık hizmetleri biraz ertelendiğinden dolayı ya da hastanelere gitmeyin bu dönemde gibi bazı mesajlar verildiği için bazı hastalarımızın e, kanser tedavisi özellikle görenlerin e, hizmetleri aksadı. Bakalım. E, Buradan doğan hukuki sorunlar var mı? Biraz bunları konuşalım. Yani pandemide hastaların hakları ihlal oldu mu? Olmadı mı? Bir de tele sağlık dediğimiz bir kavram var. Vaktimiz gelirse buna da gireceğiz. E, hasta hakları ve hukuki boyutuyla bu ilerleyen aylarda belki daha çok konuşacağız. Tele sağlık, tele tıp, normal muayenenin yerini tutar mı? Bunun kadar başarı olabilir mi? Ya da tele tıp uygulamaları yapılan tedaviler, e, yerinde tedavilerin yerini tutabilir mi? Biraz bunu konuşacağız. Uzaktan tanı da koyuluyor biliyorsunuz. Özellikle dermatoloji alanında özellikle psikiyatri alanında yoğun yapılmaya başlandı. Özellikle pandemi dönemiyle arttı. Hasta hakkı açısından önemi nedir ve güvenilir mi bu tanı koymaya bu şekilde ve tedavi? Bunları da konuşmaya çalışacağız. 40-45 dakikamız var. konum konuğum sayın. Doktor Nezih Varol, Nezih Varol, Sağlık Hukuku Merkezi Genel Müdür. Hoş geldiniz değerli hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun kırmadınız, geldiniz. Stüdyo'da yayınlara pek de katılamadığınızı biliyorum ama e, biz dikkat etmeyi kurallara e, çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar güvenip geldiğiniz için hocam çok çok teşekkür ederim. Hocam sağlık hukuku tabii uzmanlaşanların sayısı sıklıkla arttı. Belki pandemi döneminde bu alanda ilgi arttı. Ne yapıyor sağlık hukuku? Vatandaşın, sağlık çalışan haklarını nasıl koruyor, nasıl mücadele ediyor, nasıl değerlendiriyor? Bir kısa e, bilgi alayım öncelikle. Öncelikle hemen şunun altını net olarak çizmem Buyurun. gerekiyor ki pandemi denilince uluslararası bir kavramı düşünmek lazım. Hı hı. Burada artık toplumdaki bir kişi değil, toplumdaki herkesi düşünmek gerekiyor ve sağlık hizmetlerimizi de buna göre entegre etmemiz gerekiyor. Revize etmemiz gerekiyor. Hizmet sunumunu, biçimini, denetimini. O yüzden de sağlık hukuku bu anlamda verilen sağlık hizmetlerini bu yeni koşullara göre planlamak durumunda. Evet. Aşağı yukarı bir yıldır bununla uğraşıyoruz. Artık hastanelere kabulü, hastanelerden taburculuğu, hastanelerde yapılacak olan ameliyatları, hastanelerin koşullarını, fiziki mekanlarını hepsini bu yeni şartlara uyarlamamız gerekiyor. Bir taraftan mevzuatlar var, bir taraftan gerçekler var, bir taraftan da hastaların hakları var. Hı hı. Şimdi bütün bunları yerine getirebilmek için son derece tetiz ve son derece de yüksek bir e, önemle, hareket etmemiz gerekiyor. Bir taraftan da personel sıkıntıları oluşmaya başladı çünkü en çok risk altında olanlar sağlık çalışanları, bir anda poliklinikleri kapattık, hastalar polikliniklerden hizmet alamadılar. Sadece koronavirüse yakalanan hastaları hastanelere kabul ettik. Ama peki kanser olan, diyabeti olan, efendim işte ameliyat olacak olan e, Diyabeti olan, e, metabolik cerrahi nedeniyle ameliyat olması gereken birçok ameliyatları erteledik. E, trafik kazaları oldu, adam kırık oldu, geldi ameliyat edilecek ama COVID'li hastalar fazla olduğu için... Sen git sonra gel den de. Sonradan gel. Şimdi bütün bunların hepsine yönelik olarak bizim tabii bir planlama yapmamız lazım. O yüzden bir yıldır bununla ilgili planlamalar, mevzuata uygun revize, e, prosedürler oluşturmak oldukça e, iş yükümüzü çok arttırdı. Ee, Bunun koronavirüsten önce de tabii birçok davayla aslında uğraşıyordunuz. Hocam sağlık çalışanı açısından neler yapıyorsunuz siz? Sağlık çalışanı da hakları var, hastaların da, hasta yakınlarının da hakları var. E, ne yaptınız şimdiye kadar on haklarını korumak için onların? Şimdi bir kere e, her zaman şunu e, sağlık çalışanı açısından söylüyoruz: Sağlık çalışanı haklarını, hasta haklarını korumak üzere yapar. Şimdi sağlık çalışanı dediğimiz kişim hizmet verendir. Onların oradaki hakları, özlük hakları, çalışma hakları, koşulları hepsi hastanın yararınadır. Bunları yerine getirebilmek için yapar. Ama hastanın öyle bir hakkı var ki bana dokunabilirsin deme hakkı kendisinin öz hakkı olduğu için onu rıza vermedikçe zaten hiçbir sağlık çalışanı bu hizmeti yerine getiremez. O yüzden sağlık çalışanlarımızın Burada hastanın yararına, üstün yararına, onun bazen hayatını kurtarmak için izin almadan yapacağı müdahalelere en büyük dokunma hakkını işte kullanabilmesi için uğraş verdik. Bunların eğitimlerini verdik. Bunların hastalar tarafından kabul edilmesi, hastalar tarafından bunun bir sanatsal hizmet olduğunun kabul edilmesi, buna göre saygı gösterilmesi Bugün bir sahneye çıkan sanatçımızı nasıl biz sessiz izliyorsak ve işi bittiğinde alkışlıyorsak aynı şekilde de sağlık hizmet sunumunda bir sahne aldığımızı düşüneceksiniz. Evet çok güzel bir örnek. Son derece sakin ve sessiz bir şekilde izleyeceksiniz. Hizmeti aldıktan sonra da o hizmeti veren kişilere alkışlayacaksınız. Hocam şimdi hasta haklarını tabii önümde maddeler de var. Hizmete ulaşma hakkı, ayrımcılığa uğramama hakkı, seçim hakkı, vicdani e, kanaat ve inançlara saygı hakkı gibi birçok hak var. Hastalarımız haklarını biliyorlar mı? E, ne kadar bilinçliyiz? Ne kadar bu anlamda sağlık okuryazarlığı düzeyimiz yüksek? Şimdi tabii bu sizin araştırma konularınız, uzmanlık alanınız Hı -hı. açısından ve sizin de söylediğiniz bilgiler Size dışında, daha kararken başvuruyorlar evet, çünkü. Bizler de bunu da biliyoruz yaptığınız araştırmalarda toplum ne yazık ki sağlık hukuk okur yazarlığı olmadığı gibi to, e, sağlık okur yazarlığı da yok. Haklarının neler olduğunu da bilmiyorlar. Toplum hemen sağlık hizmetinin en iyi şekilde kendisine verilmesini ve bu hizmeti alıp e, iyi bir şekilde e, hayata devam etmesini istiyor. Halbuki sağlık hizmeti sadece tek taraflı verilen bir hizmet değildir. Toplumdaki bir kişi sağlığı bozulmadığı bir dönemde de hizmet almak durumdadır İşte şu anda bu pandemiyle, tabii kişiyle, şu pandemide de bunu anladık değil, değil mi? Almak, yani korumak. apartmanda yaşayan bir kişinin apartmanının sakin, temiz, e, o bahçesinin temiz, işte havasının temiz, suyunun içilebilir, e, gıdalarının e, yenilebilir olmasını isteme. Bunu kim yapacak? Bunu e, diğer koruyucu sağlık hizmetleri yapacak. Yerel yönetimler verecek. yapacak. Yerel yönetim, devletin, şey. hükümetin, herkesin yapması gereken, benim de yapmam gereken. Çöplerimi temiz tutacağım, yerine atacağım, ayrıştıracağım. Şimdi bunların hepsi bizim toplumsal ödevlerimiz. O yüzden haklarımızı ancak ihlal ettiğimiz zaman anlıyoruz. Halbuki haklarımızı ihlal edilmeden... Etmeden bizim yerine getirmemiz gereken şeyler var. Mesela hastaların haklarının en çok ihlal edildiği yer neresidir biliyor musunuz? Acil servislerdir. Acil servislerde en çok hasta hakkını ihlal eden kimdir? Hasta yakınlarıdır. Hasta yakınları acil servislerde sağlık hizmetinin alınmasını engelleyen o kadar çok olumsuz davranışlar gösteren. Şimdi gösterilen... acaba sağlık çalışanları mı diyecektik? Hemen hmm. hasta yakınına döndük. Tabii yani. ki. Evet. Şimdi hasta yakınlarının bu nedenle yaptığı olumsuz davranışları nedeniyle acilde yaşanan birçok sorunlar bugün medyada hepimiz izliyoruz. Kendi yakın izliyoruz. hakkını ihlal ediyor Yakınını hocam. ihlaline gereksiz yere başvuruyor. Şimdi şiddeti bir kenara bırakın. Tabii. Mesela acillere gereksiz yere başvuru nedeniyle gerçekten acil hizmet alacak olan diğer bir hastanın hakkını ihlal ediyor. Gün içerisinde randevu alarak gidip baş ağrısıyla ilgili bir nöroloji polikliniğinde muayene olacakken şiddetli baş ağrım var diyerek gecenin 12'sinde o anda kalp krizi geçiren bir hastaya müdahale etmesi gereken hekimin bu hastanın acaba altında gerçekten baş ağrısına neden olabilecek hayati tehlike var mı diye emek harcıyor. Ama bir bakıyorsunuz uzun yıllardır kronik hastalıkları yatıyor altında. Neden muayene olmadın? İşte gün içerisinde işinden dolayı gidemediği için akşam saatinde gitmek ya da sağlık hizmetlerine acilde ücretsiz sandığı için böyle bir algı yaratıldığı hı hı. için o nedenle acilden giderek hizmet almaya çalışması kaynaklı. Çünkü bunların hepsi aslında hasta haklarının ihlalidir. Hasta haklarını ihlal etmemek için gerçekten hepimizin bir kere sağlık hizmetlerini bilmesi bu konuda bilinçli olması en lazım. En yakınlarımız ihlal edilmesini aslında evet. sağlıyor gibi bir durum var aslında baktığınızda hocam. Koronavirüs günlerine gelirim. Hasta hakları boyutuyla bir koronavirüsü değerlendirelim. Şimdi hocam şu da var. Koronavirüs geçiren hastaları bir şekilde aynı evde kalıyoruz. Tabii onları tecrit ediyoruz ayrı bir odada. Şimdi onların Ruh ve beden bütünlüğüne korumak, e, psikolojilerini yükseltmek, morallerini yükseltmek de bir nevi aynı evdeki kişilerin ödevi göreli. Onların haklarını ne kadar biliyor yakınları? Devlet koronavirüs hastalarının haklarına ne kadar riayet ediyor? Burada aksiyen, gördüğünüz yanlışlar, doğrular nelerdir bir değerlendirelim mi? Şimdi e, sevgili Asuman şunun altını not mutlaka çizmem gerekiyor. Yani bunu bugün bizi izleyen e, tüm e, seyircilerimizin şunu bilmesi lazım. Koronavirüsün bugün bu kadar çok yayılmasının sebebi bulaştır. Tamam. Temastır. Kim bulaştırıyor? Bizi bulaştırıyoruz. Şimdi böylece Hakkın. hakları ihlal ediyoruz. Bugün dışarıya çıkıp kapalı ortamlarda arkadaşlarımla oynayıp dans ettikten sonra onlardan aldığım bulaşı hastalığı ben evime getiriyorum, anneme, babama bulaştırıyorum. Onun sağlıklı olma hakkını ihlal ediyorum. Şimdi bizim bu anlamda cidden Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı o kurallara uyuma şartı var. Temastan uzak kalacaksınız, maske kullanacaksınız, dezenfekte temizlik şartına uyacaksınız. Bunları yapmazsak, maske takmadan dışarı çıkarsak, kısıtlama zamanı dışarı çıkarsak biz toplumun haklarını ihlal ettiğimiz gibi hasta haklarını da ihlal ettik. Hocam ettiğimiz. birinin bulaştırdığını hissediyorsak işte o kişiden bana koronavirüs bulaştı. Bu ileride dava konusu olabilir mi bunlar? Şimdi olabilir tabii ama bunu ispat etmek çok zor. Yani otobüste hangi kişiden bana bulaştı? Hı -hı. İşte katıldığım e, toplantıda nereden bana bulaştı? Bunu ispat edebilmek Hı -hı. oldukça zor. O yüzden de mesela biz sağlık çalışanlarının e, riskleri nedeniyle bu bir bulaşıcı hastalıktır ama meslek hastalığı mıdır? E, iş kazası mıdır? Bunu çok tartıştık. Burada etiyolojik olarak bizim nereden bulaşabileceğini önleyebilme tedbirleri nasıl aldığımızı ispat edemediğimiz sürece bunları anlatabilmemiz oldukça zor. O yüzden yapmamız gereken şey öncelikle bir hak ihlalini yerine getirmemek. Hakkı tabii ki arayacağız. Şimdi bazı öyle hastalarımız var ki evinde yaşlı, hiçbir şekilde dışarıda teması yok ama koronavirüse yakalanıyor, hastaneye geliyor, hastanenin birçok kaynaklarını tüketiyor. Evet. Yoğun bakımda yatıyor ve vefat ediyor. Şimdi bu hasta aslında belki de 3 ay içerisinde zaten vefat edecekti. Ama biz ne yaptık? O hastaya biz bulaş sağlattık. Nereden sağlattık? Belki kapıcıdan geldi, belki komşusundan geldi, belki bir başkası ziyaretine geldi. Hastasını ziyaret etmek isteyen akrabasından geldi. Bütün bunları biz aslında o kişinin ölme hakkını bile doğru düzgün evinde ölme hakkının bile önüne geçmiş olduk. Şimdi pandemi dediğimiz zaman bu toplumsal kuralları dikkate almamız lazım. Evet burada yeri gelecek yakınlarımızı göremeyeceğiz. Bakın burada sağlık çalışanlarımızı bence takdir etmemiz gerekiyor. Hizmet verdikleri süre içerisinde evlerinden çocuklarından uzak kalarak hastaların haklarını koruyarak kendi ailelerin haklarını koruyarak kendi sağlık çalışanı olarak haklarının bile yok olmasına sebebiyet vererek özlük haklarının birçoğunu alamamalarına rağmen diyorsunuz bu konuda da sıkıntılar var. Ama sırf toplumun bu konuda bir an önce hizmet alabilmesi, yararlanabilmesi, şu salgının bir an önce bitmesi için var güçleriyle çalışıyorlar. Şimdi bunların hepsi ileride dava konusu olacak. Şimdi önümüzdeki şikayetlere bakıyoruz. Evet bu araba baktık. Şikayetler çoğaldı. CİMER'e yapılan şikayetler. İşte hastaneye gittim. Gebelik sürem içerisinde doğum için gittim diyor. Ancak Covid'in pozitif çıktı şeyin e, testin pozitif çıktığı için CPR'ım e, PCR'ım evet. e, doğumumu başka hastanede yap dedi. Hastane hastane dolaştım e, filan diyorlar. Bu arada kaybettiğimiz gebelerimiz oldu, annelerimiz oldu, yaşlılarımız oldu, hastalarımız oldu. Şimdi bunların hepsi şu anda sorgulama aşamasında, soruşturma aşamasında bir kısmı belki yeni yeni Kovuşturmaya yani mahkemeye dönmüş Olabilir. Şimdi bunları tabi Bugünkü programımızda çok detaylı Konuşalım ki nereden Hizmet alarak bunların Hakları yarıştıracaklar Gerçekten süresinde de Adalet yerine bulsun. Bir de O kadar uzun yıllarca Zaten sürmesin. Zaten davalar biraz daha hızlı hareket etmekte yani bugün, Fayda var. Bugün 10 yılda devam edip 10 yıl sonra mahkeme Kararıyla işte bilmem kaç milyon tazminat almanın bir anlamı yok ki. 10 yıl boyunca o hasta e, mağluliyeti varsa e, ya da vefat ettiyse yakınlarının e, değer şeyli kayıpları hiçbir şey yerine koymuyor. Yani pandemi döneminde hastaların işte gebelerin neyse o çeşit çeşit gebeye de hasta pek diyemeyiz gerçi ama hakları bir şekilde ihlal oldu. Öyle ya da böyle. E, temiz hastane aradı güvenli hastane aradı bir kısım hastane kabul etmedi. Şimdi çok şükür onları bayağı bir açtık. Sağlık organizasyonu da kendini o sürece adapte oldu ama bayağı bir hakları ihlal oldu. Hocam GB'den bahsettiniz. Başka ne gibi örnekler, başvurular geliyor size? Bunları nasıl çözüm kavuşturuyorsunuz sizler sağlık hukukçuları? Şimdi bu konuda e, tabii ilk başta e, toplumdaki herhangi bir kişi bize başvurduğunda önce kendisinden belge bilgi talep ediyoruz. Diyoruz. Yani siz bu konuda evet bunları anlatıyorsunuz ama bu sizin hissettiğiniz duygularınız ama hissettiğiniz duygularla gerçekler aynı mıdır? Bize lütfen belgeler temin edin diyoruz. Öncelikle hastanedeki belgelerini bize getirdiklerinde biz bunlara bakıyoruz. Hasta ne olmuş, ne kalmış, neden olmuş? Hasta karın ağrısıyla hastaneye gittiğini görüyoruz ama e, ameliyat edilme endikasyonu e, konulmuş. Ameliyat kararı verilmiş. PCR pozitif olduğu için bekletilmiş, başka bir hastaneye gönderilmiş. Öbür başka hastane onu kabul edene kadar hastanın süresi ayırdığı için öbür tarafta vefat etmiş. Şimdi böyle bir durumda Hizmetin kötü verilmesi, hizmetin geç işlemesi gibi kavramlar var. Burada şahsilik söz konusu değil. Hı hı. Ama neden böyle bir durum oluştu? Pandemi nedeniyle. Şimdi evet. bunu da ispat etmek lazım. Devlet olanakları içerisinde hizmet veriyor. O zaman böyle bir durumda devlet olanakları içerisinde hizmet verirken ortaya çıkan sonuçlar bir hizmet kusuru olarak kabul edilir yani mi? O merkeze mi da dava devlete mi? O daha büyük Tabii bir ki, süreçte. Bir şey. var. Şimdi bunun kararını kim verecek? Hı hı. Şimdi hakim böyle bir durumda bunların kararını verirken uygulamaya bakacak, yasalara bakacak, hizmete bakacak, planlamalara bakacak, devletin aldığı kararlara bakacak. O sağlık kurumunun yaptığı uygulamalara bakacak. İşte burada bilir kişiler önemli. Şimdi bilir kişiler kim olacak? Bu konuda da bu konuda gerçekten yeni bir tecrübe yaşıyoruz. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın biliyorsunuz 11 Mart tarihinde pandemi Dünya Sağlık Örgütü'nce ilan edilir edilmez hemen bir rehber hazırladı. Şimdi bu rehber bizim için kılavuz. Önümüzde her şeyi buna göre hazırlayacağız. Hastayı ne zaman alacağız? Ne zaman ameliyat edeceğiz? Ameliyathane şartlarımız, servis şartlarımız, personel sayımız, personeldeki durumumuz. Koronaya yakalanan hastadan dolayı çalışanlarımızın çoğu sıkıntı oldu. Birçok kronik hastalığı olan sağlık çalışanları Görevlerini yerine getiremediler. Şimdi böyle olunca bu hizmetlerdeki aksamayı nasıl siz bir hizmet kusuru olarak değerlendirebilirsiniz? Bu konu oldukça zor. Bunun tabi hukuki boyutları var. Şimdi yeni hukuksal doktrinler gelişmeye başladı. Yeni kavramlar gelişmeye başladı. Bu kavramları da hani e, yani bir yıldır televizyonlarda, e, sosyal medyada da bu konuda birçok programlar yapılıyor. Hani e, herkes konuşuyor, e, toplumun da aslında kafası karışıyor. Bence bu konuda bizlerin çok ciddi çalıştaylar yapması lazım. Bu konuda eline boyuna önce bizlerin kavramları... Yerine koymamız, yeni kavramları oturtururken de bunları doktrinel bir şekilde ve bilimsel gerçekleriyle oturturmamız lazım. Hocam yani maddi manevi tazminat hakkı çıkıyor aslında çıkıyor, insanların tabii burada. Çıkıyor. Her zaman pandemi süreci de bunun için yani bunu daha e, masum göstermiyor bence. Ama yani sağlık organizasyonu burada yani en büyük iş devleti aslında düşüyor gibi geliyor bana. Hocam... E, Şimdilik böyle dava açanlar var mı bu süreçlerde? Şimdi dava açma şöyle söyleyelim. Şimdi biliyorsunuz dava üstünden gidiyorum ama hakkınızı dava açarak arıyorsunuz Aynen, genelde. aynen. Şunu ya da söyleyeyim. ara buluculuk. Ara, mı? evet. Şimdi onu gibi. diyecektim. Defa ağzımdan aldın. Şimdi Hı -hı. burada dava açabilmek için önce ara bulucuya gidilmesi tamam. gerekiyor. Artık biliyorsunuz. Hı -hı. Böyle olunca da ara bulucular e, çağırıyorlar. Hı -hı. Ama sağlık hizmetlerinden e, Doğan ara buluculuklarda Hı -hı. ara bulucu sadece tarafları bir araya getirebiliyor. Şimdi burada bir uzlaşma, burada bir an önce anlaşma yapılabilme şartlarının oluşması lazım. Arabulucu tarafları bir araya getiriyor ama ne yapıyor? O havada, hava, evet, havada, kalıyor. Şimdi arabulucu hmm. e, anlaşma için hani sen şöyle yaptın, böyle yaptın diyemiyor. Ancak o kişiler kendileri bir yerlere giderek bir e, gruplarla gelecek işte davacı taraf, davalı taraf, şüpheli taraf, sanık taraf, e, müşteki taraf herkes diyecek ki benim danışmanım şu. İşte oturacak onlar konuşacak ara bulucu onların konuşması sonrasında tarafların aldığı kararı oluşturacak. Şimdi bu konuda diğer yapı boş olduğu için, değer yapı henüz oluşamadığı için bir taraftan da özellikle hekimlerin zorunlu mali sorumlu sigortası olarak bazı şeyleri sigorta karşılayacağı için sigortadan onay alması gerektiği için, onlar da bir süreye dayandığı için bu konuda da bizim dediğim gibi biraz önce koş koşulları, kuralları yeniden e, hayata geçirmemiz lazım, belirlememiz lazım. Ama bütün bunları toplumda zarar görenin bir an önce zararının karşılanması amacıyla yapılması lazım. Bakın e, derslerimde hep şunu söylerim, hasta haklarını bir hekimler yazdık. Hasta haklarını biz hekimler yazarak hastaların hakları şunlardır dedik. Aynı şekilde bunu da bugün zarar görenin hakları şunlardır. Ama bütün bunlar bir an önce verilmesi lazım. Hiç daha biz talep ediyoruz. Şey. Mesela o pek yok. O oralı değiliz aynı herhalde. Şimdi e, var tabii. Bu arada uzlaşmalar yapıldı. Bu konuda e, gerçekten sektörümüzde e, sağlık hukuku alanında çalışıp kendini geliştiren çok önemli arkadaşlarımız oluştu. Onların başarılarıyla e, bir an önce bu tür zararlarının karşılanmasını sağlayan e, durumlar oluştu. Uzlaşmalar, arabuluculuk buluculuk vasıtasıyla e, bunlar mahkemelere intikal etmeden çözüldü. Ama işin bir de tabi ceza boyutu var, cezada uzlaşma boyutu var. E, hukuk mahkemeleri kanunu çerçevesinde yapılacak olan işlemler var. Bir taraftan sigorta hukuku var. Çok e, pencereli olduğu için e, bu konuda ne de olsa e, her biri de birer maliyet olduğu için e, toplumdaki kişiler sonuçta maliyet araya girdiğinde e, ya şimdi bu kadar paramız yok, bu kadar avukata para veremeyiz. İşte e, davaharcığıydı, arabuluculuk harcıydı. E, ara harcıydı. E, aman diyorlar, işte aramıyorlar, gitmiyorlar ve kalıyor gerçekten en büyük sıkıntımız onların bunları nereden, ne şekilde, nasıl yapacaklarını da bizim iyi anlatmamız lazım. Hocam nasıl yapacak, nereye başvuracak, onun detaylarına inelim. Bir de bu kanser meselesi de biraz önemli. Kronik hastalık takiplerinde. Yani burada çok aksama olduğunu duyuyoruz. Bazı onkologlar, ya gelemediler hastalarımız hayatını kaybetti diyor. Şimdi bunun Aynen. maddi, manevi, ya belki hasta kurtulacak ya da daha çok yaşayacak tabii. Allah bilir ve tıp Tıbbın burada konduğu bazı değerlendirmeler tabii ki var ama o da çok önemli. Çok onkologtan duyuyorum. Biraz o meseleyi de konuşalım istiyorum. Bir reklama gideceğim müsaade ederseniz. Reklamlardan sonra devam edin Bir reklam sonra Doktor Nezih Varoğlu'la hasta hakları boyutuyla koronavirüsü pandemiyi konuşmaya devam ediyoruz. Merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Sağlık raporunun ikinci bir dilimindeyiz. Asuman Uğur ben. Hasta hakları boyutuyla koronavirüsü konuşmaya çalışıyoruz. Acaba pandemide hastaların hakları ihlali oldu mu? Biraz belki sağlık çalışanları da aslında birinci bölümde değinmeye çalıştık çalıştı. Koronavirüs tedavisi gören vatandaşların hakları nelerdir? Yeterince vatandaş olarak, devlet olarak, sağlık çalışanları olarak bu hakları biliyor muyuz? Sindiriyor muyuz? Haklara uymaya riayet ediyor muyuz? Bunları konuşmaya devam ediyor. Bunları konuştuk birinci bölümde. İkinci bölümde de biraz devam edeceğiz ama ikinci bölümün ana konularından birisi de tele sağlık, tele tıp uygulamaları. İyi de Girdi hayatımız özellikle pandemide hızlandı biraz da. Online tedaviler, online görüşmeler, online teşhis koyma metotları. Tele sağlığı, uzaktan tanıyı Hasta hakları boyutuyla konuşacağız. Ne kadar bunları güvenebiliriz? Burada teşhislerin, tedavilerin etkinliği, yetkinliği var mı? Doğruluğu ne kadar e, yüksek? Buradan çıkan bir mal praktisi hatanın işte e, hastaya e, yansıması ne oluyor? Hasta buradan doğan haklarını nasıl tanzim edebilir? Biraz bunları konuşacağız. E, Sahumer Merkezi, Sağlık Hukuku Merkezi Müdürü e, Sayın Nez Doktor Nezih varol konuğumuz. Hoş geldiniz değerli hocam. Tekrar hocam aslında benim anladığım ilk bölümden yani aslında biraz karışık bu durum. Daha nerede nasıl hakkımızı arayacağız çok çok bilmiyoruz. Bunun için tabii çok yeni bir süreç bir yıllık. Henüz işte bir yönetmelik bir yol yordam çok da yok. Arabuculucular var, davalar var, sizin gibi sağlık hukuku üzerine çalışan kişiler var. Bir şekilde hastaların, hasta yakınlarının haklarını aramaya çalışıyorsunuz. Biraz daha açalım mı örneklendirelim mi? Siz mesela ne yapıyorsunuz somut olarak hocam? Şimdi sevgili Asuman, önce en büyük hasta hakkı sağlık hizmetlerine erişim hakkı. Tamam, evet. Ama bu pandemi nedeniyle sağlık hizmetlerine erişime ulaşamadığı için bu bir hak ihlali mi? Tamam. Hak ihlali oluyor. Tamam. O zaman bu hakkın ihlali sonrası kişide ne meydana geldi? Bunun tespiti önemli. İşte biz bunlarla uğraşıyoruz. Şimdi öncelikle tabii ki, Sağlık hukuku sadece işin zarar görme aşamasıyla ilgili değildir. Sağlık hukukunun o yüzde bir işidir. Sağlık hukuku aslında önce hastaların haklarına ulaşabilmesi için prosedür yaratabilme, hizmet sunabilme, bu hizmetin en iyi şekilde verilebilmesi için denetimler yapabilmedir. Danışmanlıklar yapabilmesidir, etik değerler yaratabilmesidir, mevzuatlar oluşturabilmesidir. Ki o yüzden de halk sağlığının çok önemli bir disiplinidir Şimdi burada hakkı ihlal olduğu düşünen kişi bir kere öncelikle hakkını ihlal eden yere başvurması gerekiyor. Birinci koşul bu. Yani mesela nereye? Nereye? Üniversite ise üniversiteye, aile hekimliği ise aile, aile hekimliğine, aile aile sahibi hekimliğine. Sahibi özel sahibi sahibi. hastane ise özel tamam. hastaneye, efendim devlet hastanesi ise devlet hastanesinin baş hekimliğine müracaat edecek. Tamam. Diyecek ki şu, şu şu konuda benim hakkım ihlal oldu. Şimdi bu benim anlattığım Ütopya. Ben önce Ütopya'yı anlatayım tamam. ama sonra neler oluyor başvurduğu zaman hemen hasta hakları kurulları devreye girerek burada gerçekten hastanın hakkı nerede nerede ihlal olmuş hemen yerine konulacak. Örneğin randevu alamadığı için sağlık hizmeti alamadığını ve bu yüzden ilaçları bittiği için yeni ilaç alamadığını, ilaçlarını kullanma süresi geçtiğini ya da işte yeniden remisyona uğradığına bu yüzden ilacının dozunu mu değiştireceğini... Biliyorsunuz pandemi olduğunda sağlık kurulunca verilen raporlar uzatıldı. Evet. Ama uzatılmış olması tek başına yeterli değil. Belki de hekim şimdi artık 10 miligram değil 20 miligrama çıkartmalısın. Ya da 100 miligram değil 50 miligram almalısın diyecekti. Şimdi bu yüzden bu hizmete erişimiz şarttı burada. Ama bunu yapamadığı için ilaçlarını doğru kullanamadığı için... Böyle bir durumda hak ihlali olduğunu şikayet olarak beyan ettiğinde hemen o kişiye bir şekilde randevu oluşturulacak. Çözüm budur. Hı hı. O randevu oluşturulup o kişinin bir kere muayenesinin yapılması sağlanacak. Yine dedim ya bunlar ütopya. Yani bunlar nasıl yapılacak? Şimdi ne yapıldı bu ütopyaya ütopya ulaşan? acaba yapılmayacak. Ben çok Ütopya bir de hocam. Yanlış an görmüyorum. Yapılır. Bakın yapılır bunu yapabilmek hocam. için hı hı. ne yaptı bu pandemi süresince e, hastaneler? Döndüler ondan yaptılar. Tele sağlığa geleceğiz. döndüler. Evet. Döndüler hemen uzaktan, evet madem öyle bu bir erişimdir, evet. hizmete erişimini sağlatmak öyle için. Öyle böyle bu erişimi vereceğiz. Nasıl döndüler, onay ders evet döndüler. Onay hiçbir çalıştı. mevzuatı yokken, hı hı. hiçbir altyapısı yokken, özellikle de kişisel verileri koruma kanunu gibi bir bıçak sırtı söz konusuyken, döndüler bu konuda hastaneler, hemen hastalarımızın haklarını, sağlayabilmek adına online erişimlerle danışmanlık hizmetleri vermeye başladılar. Bakın buradaki tele sağlık aslında bir danışmanlık hizmeti oldu. Ve bu da bize çok büyük tecrübe kazandırdı. Hastalar arayıp en azından internetten, Google amcadan, şuradan buradan araştırıp da yalan yanlış bilgiye ulaşmak yerine kendi kendilerine bir bilgi sahibi olmak yerine döndüler. Hekimlerine u, ara, u, şey yapıp arayıp Onlardan görüntülü de olsa ya da sesli mesajlarla da olsa bir şekilde bilgi almaya çalıştılar. Şimdi burada ne gibi kayıplar söz konusu oldu? Burada da altyapı olmadığı için sistemin nasıl uygulanacağına dair kurallar olmadığı için bazen burada da sıkıntılar oldu. Örneğin gönderdiği belge belki de hasta yanlış belgeyi gönderdi. Geçen seneki kan talihini gönderdi ya da hasta da kendini bilecek şimdi, yani. Şimdi ya yani. şimdi belki de gönderdiği tahlil sonrasında yeni bir tahlil istedi doktor ama o yeni tahlili yaptıramadığı için şimdi bizde sadece online danışmanlık hizmeti değil tele sağlık dediğiniz zaman girdirebilir diğer dijital ortamlarla hastanın hizmete ulaşması lazım. Sosyal medyada gördünüz tele sağlık denildiği zaman işte adam e, dronarlarla e, geliyor, e, alet edevatlar getiriyor, e, tahliller yapılıyor, EKG'si çekiliyor, merkeze iletiliyor, görüntüsü alınıyor, doktor orada bakıyor. Yani çok ciddi bir sağlık hizmeti e, sunuyor ama burada sadece danışmanlık adına hizmet veriyor ve yaptığı o danışmanlık hizmeti içerisinde bir inisiyatif kullanarak bir muayene gibi de olmuyor. Olmuyor, dokunmuyor. Tamam. Yani çok sanal bir ortamda. Evet. Bazen hastaların kendisi değil yakınları konuşuyor. Hastalarının durumlarını yakınları anlatmaya çalışıyor. Kendi algısını da içine koyuyor. Öyle bir durumda biz hastayla da direkt temas sağlayamıyoruz. Bulunduğu ortamda hasta mahremiyetini de koruyamıyoruz. Konuşurken yanında kimin olduğunu bilmiyoruz. Özel soru soramıyoruz. Çok özellikle soruları hasta mahremiyeti nedeniyle sorduğunda doktorun bu konuda bir risk alması nedeniyle sıkıntı olacağını da bilmesi nedeniyle soramıyor. Şimdi bunlar da tabii bir sıkıntı oldu. Şimdi bunların altyapısını oluşturmamız gerekiyor. Artık günümüz şu pandemi bize şunu öğretti. Yeni bir çağa adım attık. Dijital çağa. O zaman dijital sağlık hizmetlerini sunmamız gerekiyor. Dijital sağlık hizmetleri nasıl olacak? Temel sağlık hizmetlerinde dijitalleşme, tedavi edici sağlık hizmetlerinde dijitalleşme ve her iki hizmet boyutunda da hastaların haklarındaki iyileşme süreçler yani hasta haklarının da dijitalleşmesi. Biz bunları şimdi sağlamaya çalışıyoruz. Bunlarla ilgili Dünya Sağlık Örgütü ile beraber, etik hocalarıyla beraber... Bu konuda yeni kavramlar oluşacak. Yeni yüzyılda önemli kavramlarla biz aslında hastaların haklarını revize edeceğiz. İşte geçmişte bazı haklarını diyeceğiz ki hayır artık bu haklar senin için hak değil. Bunlar artık olağan davranışlardır. Hı hı. Şimdi senin yeni hakların oluştu diyeceğiz. Belki o haklarının içerisinde öncelikli olanlarını, hizmete erişimi belki de kenara alacağız. Belki de orada başka bir hakkını ön plana koyacağız. Öncelikle mahremiyet, öncelikle sağlık verilerinin korunması belki de bu öncelik o olacak. Sağlık verilerini korumadan hizmete e, erişemeyecek. Şimdi böyle bir durumda zarar görmesi sonrasında kişinin zararına sebebiyet veren kim? Evet. Kişi mi? Kurum mu? Devlet mi? Sistem mi? Yoksa kendiliğinden ortaya çıkan kaçınılmazlık durumu mu? Şimdi bunlara bakacağız. Şimdi Pandemide bir iş kazası gibi düşünmeyin. İş kazasında birisi işte işin nasıl yapılması gerektiği konusunda iyi yapmadığı için... ...ortaya çıkan zarara göre kusurlar verilir. Evet. İşte yüzde 80 işverene dersin, yüzde 20 işçiye dersin, yüzde 80 işçiye dersin, yüzde 80'i işverene dersin... ...ya da dersin ki yüzde 40 işçinindir, yüzde 40 işverenindir, yüzde 20 kaçınılmazlık dersin. Şimdi pandemi olduğu zaman bir kere baştan yüzde seksen kaçınılmazlık diye bir kavram ortaya konulması gerekiyor kusuru verirken. Şimdi o zaman kişinin diyelim ki toplam zararı atıyorum bin lira olsun. <laughs> e bin liranın sadece yirmi lira yani yüzde yirmisine ulaşabilecek. Halbuki hastanın zararı bir bin lira. O bin liranın yüzde seksenini alamayacak. Alamayacağı bir durum için niye dava açayım diyor. Şimdi bunları bizim oturup yeniden yazıp aslında gerçekten yüzde yüzünü alabilecek bir sosyal yapıyı koymamız lazım. Kaçınılmazlık için bir sosyal yapı o 80 kaçınılmazlık nedeniyle kusura dayalı parayı devlet devlet ödemeli. Bir yerden alabilmeli. Yani bu vatandaşın hak kaybı olmamalı. Hasta haklarının yine kayıplarından bir tanesi kazanamadığı davalardır kazanamadığı davalar sonrası elde edemediği tazminatlardır. Bakın bunlar da hasta hakların içerisinde ihlaldir. O yüzden bizim bu konuda çok ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor ki yapıyoruz. Şimdi bununla ilgili işte sağlık hukuku eğitimleri başladık. Sağlık hukukunda yeni düzenlemelerle ilgili hukuk hocalarıyla çalıştaylar yapmaya başladık. Yani bunu ben kendi alanım olarak söylemiyorum ya da kendim yapıyorum olarak söylemiyorum. Toplumda o kadar artık bu konuda eğitimler başladı ki tabii online eğitimlerin de e, yararı oldu. İşte artık eskiden bir yere gidip e, zaman emek harcayarak yaptığımız toplantıları şimdi oturduğunuz yerden işte 10 dakika katılıyorsunuz, öbür toplantıya 10 dakika katılabiliyorsunuz. Böylece her yere bilgi sağlayabilir duruma e, geliyoruz. Onun için bizim bugün artık günümüzde hasta haklarını bu pandemi nedeniyle yeniden kurallarını belirlememiz, koşullarını belirlememiz haklarının gerçekten zarar gördüğü noktada da o haklarına, zararlarına maliyet anlamında ulaşabilme, mesela sigorta hukukunu da değiştirmemiz lazım. Artık zarar gören e, hastamız hekime vesaireye değil, direkt sigorta şirketine gidebilmeli. Direkt sigorta şirketine arabuluculuk talep edebilmeli. Ama gittiği zaman sigorta şirketi diyor ki bir dakika bir belgeni getir. Gerçekten senin anlattıklarınla verilen arasında fark var mı? fark varsa ne kadar zarar benim bunu araştırmam lazım diyor. E sigorta şirketi bunu nereden araştıracak? Yok ki altyapısı. Eksper diye bir durum yok. Sağlık hizmetlerinde eksper diye bir kavram yok. Araba kaza yaptığında eksperlik ünvanını almış o mevzuattan kaynaklı belgeye ulaşmış kişilerin yazdığı şu kadar dediğinde sigorta bunu ödemek zorunda. Ama sağlık hizmetlerinde bir bilirkişi raporunun bir aktüeryanın Yapmış olduğu hesaplama eksper rapor olarak kabul edilmiyor. O zaman da hasta ne oluyor? Zamanında ulaşamıyor. Alması gereken tazminata zamanında ulaşamıyor. Önemli olan zamanında alması, zamanında tam alması Tabii. yani aksamaması hizmeti. Aynen, aynen. Hocam e, uzaktan tanıları nasıl buluyorsunuz? Başarılı buluyor musunuz uzaktan tedavi? Yani burada ne kadar güvenilmeli bunlara. Şimdi, dönem e, bu dönem. Şimdi demin de yine söylediğim gibi bu konuda bizim mutlaka yeni bir yapı oluşturmamız gerekiyor. Kaldı ki son birkaç yıldır bu yapay zeka kavramları evet. geldiğinden beri sağlık hizmetlerinde dijitalizasyon, işte otomasyon sistemlerindeki, yazılım programlarındaki değişiklikler, güvenirlik, bu kişisel verileri koruma kanunu çerçevesinde yapılan düzenlemelerle zaten bir yerlere gelinmeye başlanmıştı. Hem dünyada hem ülkemizde. Pandemiyle bunu hızlandırdık. Pandemiyle hızlandırdıktan sonra bunun altyapısını kurmaya çalıştık. Bugün birçok e, kamu özel hastanelerimiz artık bu online e, danışmanlık hizmetleri şu an danışmanlık olarak yürüyen hizmetleri artık tedavi edici hizmetlerin içerisine koymak zorunda. Peki ne kadar güvenidir? İşte bu sorunun cevabını verebilmek için önce mevcut sağlık sistemimizdeki güven neyse onun kadar olmalı dememiz lazım. Çünkü sağlık hizmetleri güvene dayalı bir hizmettir. Önce Allah'a sonra sana emanetim mantığı var. O zaman ben de aynı şekilde Doktor Asuman Hanım'la online görüşürken ona aktardığım bilgiler, ona gönderdiğim belgeler, o online gönderdiğim belgeler işte elektronik ortamda sizin tarafınızdan incelenmiş, okunmuş, bana sorular sorarak benimle geçirdiğiniz o süre içerisindeki elde ettiğiniz bilgiler ışığında bana bir tedavi öneriyorsunuz. Şimdi o tedaviyi önerdikten sonra ben ikna olacağım, bunu araştıracağım ve size rıza göstereceğim. Rıza gösterdikten sonra tedavi olacak. Buna hukuka uygunluk şartı dedim. İşte bunu nasıl yapacağız? Şimdi 20 dakikalık ya da 30 dakikalık bir seans diyelim online görüşme. Ben size belgelerimi önceden gönderdim. Siz önceden bu belgeleri incelemiş olmalısınız. Evet. bakın tabii, birinci koş. Ince Önce incelemiş o. Ol. Evet, Eğer sonra... incelemediyseniz ben sizinle konuşurken siz oradan işte raporlarınıza bakıp kan şekeriniz kaçtı en son filan diyorsanız ben bir şey o daha sen incelememişsin der ben güvensizlik duymaya başladım. Şimdi bu da işin realitesi. Şimdi o zaman böyle bir durumda kapattım sistemi, interneti, sözleşmeyi bitirdim. Ya da o anda internetim çekmedi. Siz konuşurken onu dondunuz kaldınız. Ya ne oldu hoca dondu interneti çekmiyor vesairesi süre doldu bat kapandı. Şimdi bunlar ne oldu bir anda güvensizlik ortamı. Belki de en iyi hocaydı en iyi tedavi verecek kişiydi. Ama altyapı yetersizliği nedeniyle ona güvenim sarsıldı döndüm başka alternatif tedavilere. Gitti. Hocam ama şöyle nihayetinde herhalde yani aslında pandemiden önce bunların organizasyonda yapılmalıydı. Şimdi illa bir sağlık hizmeti alacaksak her seferinde hastaneyi doktoru ziyaret etmeye de gerek yok değil mi? Belli yaş grupları için özellikle evet. söylüyorum. Yani enfekte ortamlar, biraz sağlık hizmetleri yerinde de yapılmaya başlandı. İlla bir sağlık kurumuna gire gitmeye gerek yok ya uzaktan ya da kişinin evine gelerek sağlık hizmeti de veriliyor. Yani Tamamen evriliyor değil mi? Şimdi aslında amaç en başından beri buydu. Bak 1930'lu yıllarda 1960'lı yıllarda çıkarılan yasalarımız aslında bu hizmetlerin bu şekilde verilmesi gerektiğini söylüyor. Hı hı. 224 sayılı sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında kanun ile sağlık ocağı hizmetleri kişinin evinde yerinde hizmetlerini sağlayan. Şimdi onun yerine aile hekimliği koyduk. Ama bakın ütopya diyorum ya bunlar. Gerçeğe baktığınız zaman bugün kaç tane aile hekimi ev ziyaretleri yapabilir? Kaç tane eve gittiğinde evde hastasını görebilir ya da aileyi görebilir. Çalışan bir toplumuz. Hocam yurt dışında bu organizasyon kuranlar başarılı giden ülkeler var mı? Olmadı. Olmadı. Yani aile hekimliği içerisinde biliyorsunuz İngiltere. İngiltere en iyi deniyordu. Sistem çöktü. Biz o zaten çökmüş sistemi aldığımızı söyledik. Eleştirildi. Ama şunun altını net çiziyorum. Bugün aile hekimliği sistemini İngiltere'nin de çökmüş olmasına rağmen toplumda iyi uygulayabilen ülkelerden biriyiz. Bakın bunun, bunun altını çizmemiz gerekiyor. Ne kadar hizmet verebiliyorsak, o havuza atılan bir damladır. Bu bu bakımdan bir başarıdır. Başarıyı hiçbir zaman eleştiremezsiniz. Eksiklikleri olabilir. Hiçbir zaman dönüp de siyasi amaçlarla sağlık hizmetlerini eleştiremezsiniz. Sağlık hizmetlerinin yetersizliği söz konusu olabilir, ama sağlık hizmetlerinin başarısını güçlendirmesi için ne gerekiyorsa herkes el birliğiyle katkı ha, edilmemeli, bu, edilmemeli bu süreç. Çünkü sağlık hizmetleri toplumların yukarısında bir top şeydir. Bir politika yani sağlık politikaları şey değildir. Bir, bir kesime ait bir şey değildir. Herkes için haktır. Herkes için insan hakkıdır. Herkes için sağlık hakkı. Herkes için hasta hakları vardır. Bugün sağlık hizmetleri sunan bir hekim COVID'e yakalandığı anda o da hasta oldu. Hasta hakları ile ilgili olarak e, arayışların içerisine girdi. Ama bir taraftan da hizmet vermesi gerekiyor. Evinde gitti. Karantinaya alındı. 5 gün sonra tekrar geldi. Şey, Top, toplumdaki yani. kişi 14 gün evinde karantina görürken sağlık çalışanı 4 gün içerisinde tabi bu semptomlarına bağlı evet. olarak söylüyorum. 4 gün sonra tekrar göreve gelmek durumunda kaldı. Şimdi ne oldu? İki kişi arasındaki sağlık hakları hasta hakları arasında bir ya yani baktığınızda oldu. Hast, hastaların hakları korundu da sağlık çalışanının onun hak, da hakları, hakları, onun da sağlık çalışanının hasta hakkı korunmadı evet sağlık çalışanının hasta, hasta hakları korunmadı şimdi böyle olunca bunları bizim bu tecrübeden yola çıkarak bunları bir an önce bizim devlet olarak toplum olarak bu konuda çalışan meslek örgütleri olarak toplumun bu hizmetlerinde taşın altına elini koyan her bir akademisyen olarak her birimizin mutlaka bu konuda bir şeyler yapması lazım. Ne yapacak? Bilgimiz, birikimimiz, tecrübemiz bunları e, ifade edeceğiz. Hocam tekrar şöyle bir şey yapsak. Hasta haklarımız nelerdir? Hemen üstünden geçelim. Hizmetlere ulaşma hakkı bir şekilde pandemi döneminde uzaktan yerinde bir şekilde erişim hakkımız oldu çok şükür diyelim. Ayrımcılığa uğramama hakkı, seçim hakkı, vicdani kanaat ve inançlara saygı hakkı. Aa, çok Se özür diliyorum. Ayrımcılığa uğramamayı yapabildik mi? Covid'li hastayı ayırdık. Yaşlı hastayı ayırdık. Çocuk hastayı ayırdık. Ama mecbur burada onun şimdi, hakkı ha, için. Şimdi çocuk hasta sağlıklı, sağlam çocuk, yeni doğmuş çocuğun muayene hakkını hekime karşı, hekimle karşılaşma haklarını ayrı tuttuk onu ayırdık çıkartmadık niye toplumsal yarar pandemi nedeniyle evet. onun yararına bunu düşündük. Evet bir ayrımcılık mecburen yapıldı burada Evet burada bu da pozitif, pozitif ayrımcılık. ayrımcılık evet tedavi ret hakkı Tabii koronavirüs döneminde ilaçları kullanmayın anlamına gelmesin. Bu burada da başka belki denklemler var. Onuru ile ölme hakkı bu da çok önemli. Onuru ile ölme, onuru ile gömülme belki değil mi? Yapamadık birçok Covid'li hastaların hı hı. E, cenazeleri, Cenazesinin... hasta yakınlarının yani cenaze yakınları bile gidemeden Kayıplarıyla ilgili e, dini inançlarını yerine getiremeden gömülmeler söz konusu. Hastanın olur. bilgilendirme hakkı çok belki başarılı değiliz özellikle kamuda yani hastaya zaman ayıramadığımızdan dolayı yeterince çok kaliteli zaman ayıramadığımızdan dolayı belki bilgilendirme hakkında zayıfız onu söyleyelim. Ee, hastanın personel hakkında bilgi alma hakkı. Bu gibi haklarımız var. Zaten sağlık merkezine gittiğinizde böyle kabak gibi affedersiniz görüyorsunuz şeyler var ama e, sindirelim haklarımızı aramaya gayret edelim. Bunun için uğraşan sağlık hukukçuları var. E, merkezler var. E, koronavirüs üzerinde Toparlayalım istedim. Hocam son bir sözünüz var mı? Böyle zorda olan, darda olan, benim haklarım yendi, şeyle uğradım zulme uğradım, param boşuna gitti ama hizmet alamadım diyen bir sürü sıkıntılı insan vardır şimdi. Ne yapsın, ne etsinler? Şimdi cümle. biraz önce söylediğim ha -ha. gibi ilk başvuru yerleri haklarının ihlal edildiğini düşündükleri yer neresiyse oraya müracaat tamam. etsinler. Bakın cimere etmesinler. Neden? Çünkü cimere yapılan müracaatlar havada kalır. Tamam. Çünkü CİMER'e yapılan müracaatlar hasta tarafından yapılmıyor. Hasta yakınları. Şikayet hakkı kişinin sıkı sıkıya bağlı ona hakkıdır. Böyle bir şikayet yaptığınız zaman CİMER onu alıp kenara koyuyor. Veya başka sonuçlar çıkıyor. Usulü hatalar çıkıyor. Hı hı. Önce kişi kendisi veya izin verdiği hasta yakını, rızasını verdiği hasta yakını, Önce hakkını bir an önce ulaşmak için nereden hizmet almada oraya, sıkıntı... Hemen bir avukata filan gitmesin. Hayır Gerek canım yok, neden avukata Önce hasta mi? hakları birimine gitsin. Her tamam. hastanede hasta hakları birimi var. Hasta hakları birimi bunun için çözülmüştür. Hocam çözemiyorlar diyor ki hiçbir sonuç elde edemedim. Şimdi bu da var. Şimdi bakın 100 tane şikayet düşünelim. Bunları önem sırasına koyduğunuz zaman 99 tanesi çözülüp bir tanesi çözülemediyse... 99 sessiz kalıp bir sesli olursa sanki algı çözülemiyor olabilir bilemeyiz Şimdi onun için böyle bir yargıda bulunmayalım ama orada 99 tane e, hastanın sorunu çözülüyorsa bu bir başarıdır ya da 100 tane sorundan 29 tanesi çözülüyorsa 29 tanesi başarıdır geri kalanların içerisinde neden çözülemedikleri araştırılır, Belki de birçoğu sıralama değişirse çözüm sıralamaları çözülebilecek olmalıydı. Yine oralar bakacak. Şimdi biz hasta haklarındaki kişileri eğitiyoruz. Artık hasta haklarında çalışan kişiler, eğitimli kişiler bunların birçoğu bakın ya psikologtur, ya sağlık eğitim mezunudur, ya hemşire kökenlidir, ya bir kere hukuk alanında mutlaka bir ders görüyorlar. Bu, bu tür eğitim becerileri görüyorlar, iletişim becerileri görüyorlar. Şimdi bu kişiler buralarda çalışıyorlar. Yani sorun çözmeyi bilebilen kişiler. Önce oraya müracaat etsinler. Sonra onlar kendi iç incelemelerini yaptıktan sonra zaten hastaya dönerler. Hı. Ama eğer bu önemliyse, hak kayıpları maddiyata dayalıysa işte zarar hukuksal anlamda karşılık yani karşılık verecekse o zaman Cumhuriyet Savcılığına şikayet dilekçesi verebilirler. Ara bulucuya gidebilirler hı hı. ama her iki tarafa da giderken mutlaka delillerini ispat etmeleri gerektiği için bu konuda sağlık hukuku alanında çalışan birimlere müracaat etsinler. Bakın barolarda sağlık hukuku merkezleri var. Bir kere oralardan destek alabilirler. Hasta hakları dernekleri var. Oralardan destek hı. alabilirler. Üniversiteler var. Üniversitelerde adli tıp ana bilim dalları var. Halk sağlığı ana bilim dalları var. Oradaki öğretim üyelerinden destek alabilirler. Tamam. Sağlık hukuku uygulama araştırma merkezi açmış olan üniversiteler var. Oralara müracaat edebilirler. Buralara müracaat ederek kendileriyle ilgili hızlandırılmış anlamında o haklarındaki zararlarının maliyetlerine bir an önce ulaşma anlamında da buralardan destek alabilir. Tamam. Bir yol yoldan metot göstermiş Aynen, olduk. Bilmeyen, ne yapacağını kafa karışıklığı yaşayan evet. izleyiciler için bu koronavirüs dönemi olur. Başka sağlık hizmetleri, başka süreçler için, zaman için, şiddet için şu Her için, zaman için, için, her şey için olur. Çok teşekkür ederim. Sayın Nezih Varol, doktor Nezih Varol, savunma Sağlık Hukuku Merkezi Genel Müdürü'sünüz. Çok teşekkürler katkılarınız. Ben teşekkür Sağ ederim. Olacağım. Aşı oluyor musunuz? Herhalde olacağım. Üniversitem sıralamaya, sıralamaya almış. Aldım. Yakında mesaj gelir Hayır. olacağız. Hayırlı olsun efendim. Bulduğumuz şey olacağız. Öyle görünüyor. Ee, görüşmek üzere. Sağlık gündemiyle sizi baş başa bırakıyorum. Tam iyilik halinde kalın. Hoşçakalın. Aşılamanın birinci gününde 285 bin sağlık çalışanı COVID-19'a karşı aşı yaptırdı. Ankara Tıp Fakültesi İbn Sina Hastanesi'nde görevli 631 sağlık çalışanının cep telefonu yüzeyinden alınan sürüntü örneklerinden 44'ünde hastalık yapma riski bulunan patojen bakteriler tespit edildi. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre ilk koronavirüs dalgasının ardından sağlık çalışanlarının neredeyse yarısında majör depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, alkol bağımlılığı ve anksiyete gibi sorunlar görüldü. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada Birleşik Krallık'ta tespit edilen mutasyonlu koronavirüsün 50 ülkede daha görüldüğü belirtildi.